Merhaba arkadaşlar, ayak topuna hoş geldiniz. Galatasaray'dayız yine. Kariyerimize devam ediyoruz. Hiçbir yere gitmedik. Biraz düşündüm gitsem mi gitmesem mi diye ama bir sezon daha oynamak istedim. En azından Şampiyonlar Ligi de görmek istedim. Altyapıdan da bir sürü oyuncu çıkardık. Onların da performansını merak ediyorum. Tabii kadroyu da kaliteleştirmek adına birkaç hamle yaptık. Şu an ne yapacağız? Öncelikle Süper Kupa'yı oynayacağız. Hazırlık dönemini bitirdik. Ligde de 3 maçımız var. Transfer dönemi bitmediği için transferlere ve gelen giden isimlere şu an göz atmayacağım. Bölümün sonunda o 3 maçı da bitirdikten sonra bir özet şeklinde, antrenör ekibinde de çok değişiklikler yaptık. Oyuncularda da değişiklikler oldu. Özet şeklinde oraları konuşacağız. Öncelikle şu anda 100 milyon euro bir bilançomuz var. 40 milyon bütçe vermelerine rağmen 76 milyon euro var. Sattığımız isimler var. Maaş bütçesi de 61, 36'sını kullanıyoruz biz. Son maç 11'imiz. Bu temada burada gözüken hep son maç 11'imiz oluyor. Onu da söylemiş olalım. İşte yeni isimler var. Lafont, Mendy. Onlara birazdan geçeceğim. Hatta bölümün sonunda geniş bir özet yaparız. Hem abonelerimizin isimleri neler yaptı, karakterleri neler yaptı. Onun dışında diğer isimleri de hangi isimleri transfer ettik, gönderdik. Onlara geçeriz. Öncelikle bu sezon geçen sezonki gibi değil. Şampiyon olduk. Artık kadromuz kaliteli hale geldi. Tabi Fenerbahçe'de altta kalmayacak transferler yaptı. Onu da söylemek istiyorum ama medya bizi birinci olarak görüyor. Şampiyon olacak olarak görüyor. Bir de şöyle önemli bir nokta var. 24 şampiyonluğumuz olmuş. Eğer kazanırsak 5. yıldızı takacağız. Yani 5. yıldızı alacağız. O yüzden bu şampiyonluk da önemli. Türkiye Kupası, Süper Kupa hepsini de almak istiyorum. Hepsine talibim. Mert Çakır kaptanımız yine. Ahmet Olgun ikinci kaptanımız. Damjanovic kilit oyuncu olarak gösteriliyor. Ona da 10 numarayı verdim. Jose Castro da gelecek vadeden oyuncumuz olarak gözüküyor. Ne yaptık peki hazırlık sürecinde? Kosova'da bir kamp geçirdik. Kosova takımları biraz bize hafif geldi. Zaten orada biraz daha kondisyon depolama anlamında biraz maçlar yaptık. İşte 9-1, 18-0 böyle saçma sapan skorlar çıktı. Yusuf 7 gol 2 asist falan yaptı. 10-0 burada Burak Tülü 4 gol atmıştı. Ve daha sonra İstanbul'a döndük ve önce Arsenal'la burada kondisyonumuz gerçekten bu maçları aynen bu şekilde hesaplamıştım zaten. Tahmin ettiğim gibi de oldu. Öncelikle kondisyonu yükseltme adına kolay maçlarla geçtik. Daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşabileceğimiz 1-2 rakiple oynamak istemiştim. Arsenal'ı 3-2 ile geçtik. Burada Buğra Türkeli 1 gol 1 asist yaptı sonradan girerek. Onun performansı beni çok etkiledi. Valencia'yı da Toledo'nun duran toptan attığı golle, kafa vuruşuyla 1-0 mağlup ettik. Şimdi Fenerbahçe maçına çıkacağız. Daha sonra Konya, Başakşehir, Göztepe maçlarını yapacağız. O arada maçların aralarını keseceğim. Direkt maçtan maça geçeceğim. Transferleri halletmeye çalışacağım. Ve transfer dönemini bitirip bir özet geçip ondan sonra da bölümü noktalayacağım. Umarım iyi başlarız. Kupayla başlarız diyorum. Mesela Fenerbahçe'nin transferlerine de bakacak olursak, bizim de daha önce baktığımız Kolidio'yu bedelsiz olarak kadrolarına kattılar. Ben de istedim ama kendisi Fenerbahçe'yi seçti. Origi'ye 21 milyon euro vermişler. Gerçekten paraları da var, durumları da iyi. O yüzden mesela Altın Ordu'dan aldıkları bir oyuncu var. Keşke ben alsaydım, kaçırmışım dedim. Orta saha göbekte 16 yaşında, özelliklere bakar mısınız? 1,5 milyon euroya kadroya katmışlar. Evet, yine bir rekabet olacak açıkçası ama nasıl bir rekabet olacak göreceğiz. Öncelikle kadromuza bakacak olursak yeni isimlerden Raci'yi sattık. Kaleye Alban Lafont'u Liverpool'dan kiraladık. Benjamin Mendy'yi Manchester City'den kiraladık. Gitler gitti. Claudio Gomez bizle devam etti. Claudio Gomez'e de hedeflediğim şeyi yaptık. Sevdiği kulüpler şu an hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Sevilen kişiler Aykut Kocaman ve ben. Onda da öyle bir detay oldu. Amad Traoré ile yolları ayırmak istedim ama Amad Traoré'ye şu an teklif gelmedi. Teklif gelecek diye bekliyorum. Bazı isimleri o yüzden gönderemedik. Bazı isimleri gönderdik. Direkt teklif geldi. Şimdi şöyle bir bakacak olursak bazı isimler de gidecek. Dediğim gibi onları bölümün sonunda topluca değerlendirelim. Yoksa tek tek biraz daha şey olacak, karışık olacak. Şimdi öncelikle sağ bekte bir eksiğimiz var. Sadece De La Rosa var elimizde. O da bugün sakat. Süleyman oynayacak. Stoper ikilisi değişmedi. Kalede Lafont. Mendy sol bekte oynayacak. Burada Gomez, Damjanovic. Burada da Ziya'yı deniyordum. Ziya'nın hafif bir sakatlığı var. Bugün Buğra'ya özellikle de Arsenal maçındaki performansından dolayı 11'de şans vereceğim. Deneyeceğiz.
Ama Traore'nin de bir şansı olacak. Hazırlık maçlarında fena değildi. Burada onu da görmüş olacağız. Yusuf Baresi zaten mükemmel oynuyor. Parot yine durgunluğunu devam ettiriyor. Onun da bakacağız yani performansına bu 2-3 maçta belki bir forvette alabiliriz diye düşünüyorum. Başka değinmek istediğim bir isim Burak Tülü'yü sol kanat, Mete Akar Çeşme'yi sağ kanat çalıştırıyorum. Bu sene o şekilde değerlendireceğimizi düşünüyorum. Şimdi hemen Fenerbahçe maçına başlayalım. Sezonun ilk kupasını umarım müzemize götürmeyi başarırız. Öncelikle oyuncuları motive etmeye çalışalım. Özellikle altyapıya çok büyük yatırımlar yaptık. Yönetim de bizi destekledi. Altyapı tesislerini de geliştirdi. Geliştirmeye de devam ediyor. Altyapı sorumlusunu da değiştirdim. Antrenörleri birçok isimleri. Tabii yine eski isimlerden de aldığımız oldu. Çalıştığımız isimlerden. O doğrultuda gidiyorduk hep. Şimdi Süleyman. Karşıladılar. Merih al o topu. Mendy. Gomez. Damjanovic. 10 numaralı formasıyla sağda. Mendy. Benjamin Mendy. Traore, iyi top Traore. Ama Traore affetmedi. Evet, Traore şansını iyi değerlendirdi. Yani orada farklı bir düşünce var kafamda. Ama gerçekleşir mi bilmiyorum. İzleyen Sosolo izliyor Traore'yi. Bilmiyorum alırlar mı. Eğer teklif gelirse muhtemelen satarım ama teklif gelmedikçe muhtemelen satış listesine koymam diye düşünüyorum. Şimdi Mendy ile geliyoruz. Çok baskın oynuyoruz. Mendy orta yaptı, Parot da attı. Evet, kimden şüphelendiysem golleri sıraladı güzel. 2-0. Gerçekten çok rahat başladık. Mendy de 2 asistle ilk maçında damga vurdu. Evet, Pusic'e pres uygulayalım. Bizi zorlayan bir isim her maçta. Onlar da 6'yı satıp Muhammed Şengezir'i koydular kaleye. Bu bizim açımızdan iyi oldu sanırım. Şimdi goller dışında çok bir pozisyon göremedik. Kritik anlarda kalsın yine. Merih Demiral. Uzun oynadı Traore'ye. Traore Muhammed çıkardı. Ama offside var. Burak çok durgun. Yine Gomez'i oraya atalım. Murat Küçükçaylı'yı alalım oyuna. Goyak da sözleşme istedi. Muhtemelen gidecek. Onun yerine Ozan Tufan serbest kalmıştı. Denemeye aldım. Belki bir ihtimal Goyak giderse hem yabancı kapasitesini aşmama açısından belki Ozan Tufan'la imzalarız. Şimdi Yusuf etkisiz. Burak Tülü'yü de atalım. Diawara sarı gördü. Burak Tülü etkili kullanır bunları. Murat'ın önünde kaldı Muhammed. Evet, Fenerbahçe hiç şut çekemedi şu ana kadar. Sanırım ilk şutları geliyor. Ben böyle deyince hemen gol atarlar şimdi. Origi. Damjanovic uzaklaştır şu topu, aferin Traore. Süleyman da çok sırıtmadı diyecektim, hatayı yaptı. O nasıl bir şut ya. Yani Süleyman aslında zaten sağ bek oyuncusu değil. O yüzden ona kızmıyorum bu pozisyonda. Mecburiyetten oynatıyoruz. Bir tane zaten sağ bek alacağız. Yabancı olur artık. Türk olmaz herhalde, bilmiyorum. Türk yok, oyuncu çok güzel. Şimdi neyse, biraz daha bekleyelim ya. 20 dakika var, bir değişiklik kalmış. Şimdi bir gol yeriz falan. Ardından telaş yapmayalım. Yalnız galibiyet almamızdan çok Fenerbahçe'nin şut çekememesi beni mutlu etti. Ama Traore yerine Mete'yi atalım. Yani hiç topla oynayamadık. 40'a 60 ama kaleyi bulan şutları yok. Zaten bir tane pozisyonları vardı. Onu da dışarı attılar. Evet, kupayla sezona başlıyoruz. Mükemmel oldu. 2-0 galibiyet. Top göstermedik. Top gösterdik gerçi ama pozisyon göstermedik Fenerbahçe'ye ve
Fenerbahçe iyice sallantıya geçecek bu sezonda. Eğer bu şekilde giderse dördüncü bitirdiler geçen sezonu. Hatta Aykut Kocaman'ın koltuğu sallanıyordu dördüncü bitirdikten sonra, ama Türkiye Kupası'nı aldıktan sonra o sallantı geçti. Evet, maçın adamı da Mendy olmuş. 2 asistle gerçekten muazzam bir katkı verdi. Şimdi hemen diğer maça geçelim. Konya maçıyla sezona başlayalım. Evet, Konyaspor maçındayız. Lige başlayacağız. Fenerbahçe 4-0 kazanarak kendi evinde başladı. 3 puan aldı. Bizim de kazanmamız lazım. Aramıza bir isim katıldı. Fenerbahçe maçından sonra Anderson Talisca, kiraladık onu. Lyon'dan aramıza kattık. 6 milyon euro maaşı var. Ama bonservis ödemedik herhangi bir isim. Yani biraz daha kiralık isimlere yöneldik ki Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha kalite, zaten elimizde bayağı genç oyuncu var. Bunun üstüne hala tecrübesiz isimleri alırsak Şampiyonlar Ligi'nde bir şey yapamayacağımızı düşünüyorum, ama daha çok sağ kanatta oynatmayı düşünüyorum. Sadece hız konusunda zafiyeti var. Bilmiyorum, o konuda düşünceliyim. Amad'ı transfer listesine koydum. Bakalım, teklif gelirse Amad'ı göndereceğim. Şöyle bir Talisca'yı da ilk maçında görmüş olalım ayağının tozuyla. Ziya da bir sakatlık geçirdi bu arada. Aslında Ziya ile başlayıp orada devam etmeyi düşünüyordum. Orada Mustafa Kapı'yı da gönderdik. Yani Ziya sakatlanmasaydı muhtemelen Ziya oynayacaktı, ama sakatlandıktan sonra şimdi de 4-6 hafta, 1,5 ay falan yok. O yüzden onunla başlayamadık. Bakalım Talisca'nın performansı nasıl olacak? Özellikle serbest vuruş atan çok ismimiz yoktu, yani doğru düzgün atan hep 13-12'lerdeydi özellikler. Onun biraz daha yüksek etkili olacağımızı düşünüyorum duran toplarda ve uzaktan şutlarda. Şimdi Parot. Evet, attı. Parot da iyi başladı sezona. O da bonservisi bizde olan en pahalı oyuncu, 14,5 falan değeri oldu. Bedelsiz aldık onu. Talisca orta yaptı. Merih vurdu. Arka direkte Yusuf. Offside. Talisca ortayı yaptı. Traore vuramadı. Kontraya çıkarmayın Can. Fevzi. Haydi müdahale edin. Gomez. Çok iyi müdahale. Claudio Gomez. Mendy. Sarı görmüş o da. Gidemedi. Yusuf. Claudio Gomez. Damjanovic. Ama Traore. Sol tarafa döndü. Mendy indirdi. Anderson Talisca dışarı attı. McNair. Fevzi. Konya top yapıyor. Mendy. Talisca. İyi top attı Parot'a. Haydi Parot. Bu sezon geliştir kendini. Dışarı attı. Bu topları çok buluyoruz. Hemen hızlı hücuma çıktığımız için. O yüzden onun kendini geliştirmesi lazım. Amat da sakatlandı. Amat da sakatlandı. Burada Mete'yi atalım. Mete ile devam edelim. Evet, gol haricinde çok bir şey yapamadık. Azarlayalım biraz. Tabii Şampiyonlar Ligi'nin kuralları da önemli. Kimler çıkacak bilmiyorum ama umarım iyi bir kura çekeriz. Duran top en büyük zaaflarımızdan bir tanesi. Damjanovic, Parot. Şimdi kontraya çıkıyoruz Yusuf'la. Haydi Yusuf. Yusuf önü bomboş gitti. Dışarı attı. Yusuf da hazırlık maçlarında çok iyiydi ama burada şanssız bir şekilde dışarı attı. Şimdi Yusuf parası. Gomez'den iyi top. Mendy bindirdi. Ortayı da yaptı. Vuramadık. Şimdi De La Rosa. Bizde Yusuf. Bir orta Mete'ye. Mete yine ligde golle başladı. Yusuf'un asisti Mete'nin golü.
Mendy, tekrar Mendy, Yusuf, Parot, Claudio Gomez. Sağ tarafı döndü De La Rosa. Parot, aferin. Aslında De La Rosa'yı çok kullanmak istiyorum. Çok yetenekli, potansiyelli bir isim. Ama yediği Türk sol bek bulamıyorum. Pardon, sağ bek. Bak hala sol bek diyorum, Murat Altın. Bu arada Murat Altın'ı da almaya çalıştım. Ama kendisi Galatasaray'a gelmek istemedi. Yani yeni sözleşme imzaladığı için muhtemelen Galatasaray'a imza atmaya niyetim yok falan dedi. Hatta basına da açıkladım. Öyle olunca ondan da vazgeçtik. Hatta Notel Chamax küme düştü. O imza attığında düşmemişti ama gitti, küme düştü. Hatta İsviçre 2. ligi datada da yok. Kaldı öyle. Sonra İsviçre 1. ligine, St. Gallen'e kiraladılar onu. Ona da değiniriz bölümün sonunda. Şimdi Mendy yerine bir Bernat atalım. Bernat kendi oyuncumuz. Onu da biraz değerlendirmek istiyorum. Mendy de yorulmuş. Onun dışında Talisca fena oynamadı. Parot 2 gol attı. Burak Tülü'yü atalım Yusuf yerine. Onlar da biraz Mete ile Mete sağa, o sola biraz alışsın. Lado Gomez, Toledo, Medih. 1 numaralı Medih, 2 numaralı Toledo. Şimdi Mete, sol tarafta Bernat, iyi top attı Burak Tülü, affetmedi. Evet, iki değişiklikten birinden asist, birinden gol geldi, mutluluk verici bu. Bu sezon daha derli toplu oynuyoruz sanki. Lado Gomez. Tabi bu sezon gençlerle tecrübeli isimleri de biraz daha harmanladık. Şimdi bir korner. Mete ile hızlı çıkabiliriz. Mete. Mete Akar Çeşme gitti. Mete. Mete. Öncesinde faulü verdi. Önce avantajı bıraktı ama. Evet, ilk maçımız gerçekten iyi. Fenerbahçe'yi 2-0 geçtik. Süper Kupa'da, ligde de 4-0'la başladık. Hatta 5 olur mu? Haydi Parot hat-trick yap. Kaleci müthiş çıkardı yalnız. Bir de direkten döndü herhalde sonra. Evet, evimizde gayet mutluluk verici bir performans. Şimdi Başakşehir deplasmanına gidelim. Evet, Başakşehir maçındayız. Bir değişikliğimiz var. Gomez'i buraya attım. Murat Küçükçaylı'yı oynatacağım. Amat sakatlandığı için Talisca'yı hem sağ tarafta denemiş olacağız. Burada Murat'a da şans vermiş olacağız. Gomez'i zaten geçen sene burada oynatıyorduk. Onun dışında herhangi bir değişiklik yok. Takıma gelen Berkan zaten gelmişti. Onun numarasını hadi 15 yapalım. Herhangi bir isim olmadı. Daha önceden aldığımız genç bir oyuncu vardı. O geldi. Bir sene önce mi ne almıştık devre arasında. 18'ini doldurunca katıldı takıma. Şimdi bu maçtan sonra bir maçımız kalıyor. Transferi tamamlayacağız. Sağ bek eksiğimiz var. Orta sağ veya Talisca'yı şimdi nerede oynatacağım tam karar veremedim. Orta sahada oynatacaksak sağ kanat. Kanatta oynatacaksak orta sağ almamız lazım. Ya da ikisini oynayabilen oyuncu da olmamız olabilir. Parot'un performansı umarım devamlı olur. Çünkü forvet almayacağım. Yoksa alacaktım. Yani eğer ki geçen sezon gibi başlasaydı alacaktım. Şimdi Yusuf. Penaltı mı? Evet. Goyak gidecek mi? O da belirsiz şu anda. Ozan Tufan hazırda bekliyor. Ama en önemli isim muhtemelen sağ bek. Sağ bek almamız lazım. Eksik bir mevki. Yusuf. Dışarı attı Yusuf. Ulan Yusuf. Hazırlık maçlarında şov yaptı adam. Penaltıyı dışarı attı. Yani penaltıcı, en iyi penaltıcımız da 12 ile kullanması, o da kötü tabi. Gerçi Talisca geldi, artık Talisca'ya attırmam lazımdı. Onu atladık. Penaltı dışında da herhangi bir pozisyonumuz yok. Şimdi etkili olamadık.
Murat'ı çıkartıp Talisca'yı yine orta sahaya alacağım. Çünkü geçen maç çok etkili olmuştu. Sağ tarafa da Mete'yi atacağım. Yusuf yerine de bir Burak Gül hamlesi gelebilir. Talisca ortayı yaptı. Merih vurdu. İçeri girdi. Çok güzel. Tıngır mıngır gitti top. Az kalsın girmeyecek zannettim ama Merih de bu sezon golünü attı. Geçen maçta da mı atmıştı? Yok, ilk golü olmuş. Evet, Yusuf da etkisiz. Burak Tülü'yü atalım. Çok ilginç. Hiç pozisyon olmuyor maçta. Talisca yorulmuş. Mendy yorulmuş. Talisca yerine bir Parot yerine bir Petty'yi atalım. Petty de oynasın. Petty'ye de güveniyorum artık. Yani Burak Tülü iyi orta, Gomez kaleciye nişanladı. Gol yemeyin son dakikalarda. Bizde olsun o top. Evet. Bizde Merih Demiral. Mete. Haydi Mete. Burak Tülü'ye verdi. Burak Tülü iyi gitti. Yine hızlandı. Burak Tülü müthiş vurdu. Kaleci müthiş çıkardı. İnanılmaz. İnanılmaz iki güzel hareket. Şimdi korner. Talisca. Ortayı yaptı. Vuran isim yok. Toledo. Şimdi bir kontra yedik. Gomez. Aferin Gomez. Evet, oraya defansif anlamda bir isim almayı düşünüyordum ama Gomez'i kullanmak istedim artık. Murat'ın defansif zafiyetleri var. Murat da Gomez'in yedeği olacak. Evet, bugün de 3 puanı alarak, gerçi iyi oynamadık ama 3 puanı alarak yolumuza devam ediyoruz. Evet, Lafont gerçekten iyi. Tüm savunmayı iyi. Meri adına da mutlu olduk. Şimdi hemen diğer maça geçelim ve transferleri tamamlayalım. Bölümün özetini, transferlerin özetini yapalım ve bölümü noktalayalım. Evet, Şampiyonlar Ligi kurallarına geldik. 3. torbadan giriyoruz. Denizli Spor ilk turu geçse de 2. turda elenmiş ve tek takım olarak kuraya gireceğiz. Kurayı başlatalım bakalım. Şöyle 1. torbada Frankfurt falan var gözüme kestirdiğim. Tabii 2. torbada da güçlü rakipler var. Real Madrid çıktı, Paris Saint Germain, Napoli, Bayern Münih, Liverpool. Biraz daha sonlara gitti Porto ile Frankfurt. 2. torba nasıl dağılacak bakalım. Madrid'e Tottenham geldi. Paris'e Inter. Zorlu gruplar bunlar. Napoli, Barcelona, Bayern Münih, Manchester City çok zor. Liverpool güzel. Yani Benfica nereye düştü? Frankfurt. Benfica Frankfurt'tu. O da sonda ya. Oraya kadar çekemeyiz herhalde. Napoli, Barcelona gelme. Liverpool. Hadi az kaldı. Hadi bir tane daha. Bir tane daha atla be, sona git be. Neyse, Porto Juventus'u çektik. Son gruba düşeceğiz diye çok umutlanmıştım ya. Bakalım son torbadan hangi takım gelecek. Olympiakos, Moskova, Kopenhag kaldı. Kopenhag çıktı, Olympiakos. Güzel aslında. Porto, Juventus, Olympiakos. Yani fena bir grup değil. Ama 4 takımın da ismi var. Yani biri İtalya'nın, biri Portekiz'in, biri de Yunanistan'ın gözde takımları. Çok kolay bir takım da çıkmadı. Çok üst düzey zor iki takım da çıkmadı. Ortada bir grup. Evet, Göztepe maçındayız. Bu sefer Talisca'yı yine orta sahaya attım. Mete'yi oynatacağım sağ kanatta. Çünkü geçen maç etkili başlayamamıştık. Bakalım bugün nasıl bir etki verecek bu. Ona göre de kafamda son 2 gün kaldı transfer sezonunun bitmesine. Belki yine Amat Mete ile sağ kanatta devam edebiliriz. Mendy çok sarı kart görüyor ya.
Hemen yine sarı kart gördü. Ersin. Karşıladık. Talisca. İyi gitti. Parot'ta kaldı. Parot girdi ceza sahasına Ersin. Hadi 3'te 3 yapalım. De La Rosa. Parot'a iyi top attı Parot. Bitir şunu. Çok güzel. Bu sezon bitiriyor adam. Demek ki bonservisini almak lazımmış. Talisca. Ya müthişsin ya. Mükemmelsin. İlk golü frikikten harika attı. Mendy, Talisca, Damjanovic, Meri, kaleci Lafont, Toledo, iyi geldik Mendy, Talisca, Damjanovic, iyi top attı Mete'ye, Mete bitirdi. Evet, muhtemelen sağ kanat almayacağım ya da orta sahada almayabilirim. Çok rahat oynuyoruz bu sezon. De La Rosa, Mete. Pozisyon da vermemeye başladık. Şimdi Mete, Parot. De La Rosa, Talisca. Uf ne çıkardı ya. Parot da dibindeki topu sokamadı kaleye. Ersin Göztepe kalesini koruyor. Yusuf etkisiz başladı. Çok ilginç. Yani hazırlık maçlarında çok iyiydi ama resmi maçlara felaket etkisiz başladı. Mert Çakır da sakatlıktan döndü. Mert Çakır'ı atalım hemen. Yusuf'tan böyle bir performans beklemiyordum. Umarım düzelir. Geçen sezona da kötü başlayıp sonradan açılmıştı. Şimdi kimi alalım? Yani Goyak, yaktın kendini ya. Gerek yok ki senin sözleşmeye. 1.74 veriyorum sana, yedeksin. Daha ne alayım seni ya. Neyse, Goyak'ı atmayacağım. Claudio Gomez yerine Murat'ı atalım. Parot. Melih, kırmızı kart. 10 kişi de kaldılar. Bu maçı da geçtik diyebiliriz. 9 puan da yaptık. Fenerbahçe, Denizli yendi Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe 6'da kalacak. Denizli 7 yapmış. Mendy de kırmızıyı gördü. Bernat'ın da sakatlığı vardı. Evet, oraya kimi atabiliriz? Kimi atabiliriz? Murat'ı mı atsak? Hadi bir 10 dakika Murat orada oynasın. Seni ben ofansif oyun kurucu yapayım. Tam bu şekilde devam edelim biraz daha. Talisca ortayı yaptı Meri. Direkten döndü. Meri de çok şanssız bu toplarda vuruyor ama Talisca çok yorulmuş. Buğra'yı atalım. Ve maçı artık bitirelim. Evet, 3-0'la geçiyoruz. Şu ana kadar sanırım gol yemedik ya. Hiç gol yemedik. Transferleri halledelim ve bölümü bitirelim. Evet, ligde şu anda 3'te 3 yaptık. 9 puandayız. Transfer dönemini kapattık. Bu arada transfer döneminde ilk etapta bazı resimleri şu anda ekrana koyacağım. Siz o arada onları incelerken ben de transferleri anlatmaya çalışacağım. Transfer dönemini 4.3 milyon euro harcayarak kapattık. 47.5 milyon euro kazandık. Çok fazla isim almadık. Neden? Çünkü Raci'nin yerine oyuncu kiraladık. Para harcamadık. Mustafa'nın yerine zaten
13 milyon euroya sattık Mustafa'yı. Adam almamıza gerek yoktu. Raci'yi 20 milyon euroya sattık. Berne de kiralık geldi. Onu da 7,5'a elden çıkardık. Yiğit Çelik'in de herhangi birini almamıza gerek yoktu. O da kiralıktı döndü. 6,75'e de onu çıkardık. Chavez'i, Cem Balı ve Murat Akbaş'ı kiraladık. Murat Akbaş Gençler Birliği'ne gitti. Onları birazdan inceleriz. Aramıza katılan isimler oldu. Genelde genç isimler. Tabii Beşiktaş'tan, Trabzon'dan. Onun dışında kullanacağımız isimler Bernat geldi sol beke. Juan Bernat sol beke değil şu anda. Benjamin Mendy'yi de aldık, kiraladık. Onun yedeği olacak. Lafont kalede zaten ilk maçlarda gördünüz. Talisca'yı da zaten hep beraber gördük nasıl oynadığını. Son günde de Bustos'u kiralamayı tekrar düşünmüştüm ama ilk etapta kullanacaklarını söylediler ve son gün transferin son günü satış listesine koydular ve ben de oradan Bustos'u alarak sağ beki kapattım. Bundan memnunum. Geçen sezon zaten bildiğimiz, kullandığımız, çok da performans aldığımız bir isimdi. O yüzden orada mutlu oldum. Şimdi aboneliklerin ne yaptığına geçecek olursak. Öncelikle Hidayet Gül. Hidayet'i çok kiralamaya çalıştım ama bir türlü 11 oynatacak. Yani kiraladığım isimleri de hem antrenman testlerinin iyi olmasını istiyorum kiraladığım takımın, hem de 11 oynatmalarını istiyorum. 11 oynatacak bir takım bulamadık. Hep yedek oyuncu konumunda istediler. Hidayet de aslında yani gözlemci raporlarında çok oyun zekası çok yüksek bir oyuncu olduğu söyleniyor ama hiçbir zaman kendini geliştirmeye çalışmıyor, isteksiz. Şimdilik 19 yaş altına attık. Bakalım neler olacak. İlerleyen dönemlerde göreceğiz. Kiralasaydık, biraz daha oynasaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum ama çalışmaması gerçekten sıkıntı işte. Kişilik de azimsiz. Aslında dediğim gibi yani şu çoğu oyuncuda gözlemcilerin göstermeyeceği bir şey. Yüksek oyun zekası ile öldürücü paslara verip gol fırsatları yaratabiliyor ama isteksiz ve kendini geliştirmeyi umursamayan bir oyuncu. Bu arada yeni isimler de tabii takıma katıldı. Kiralık gidenler oldu, gitmeyenler oldu. Onları da isimleri verebiliriz. Birkaç kişi, 4-5 kişi daha var. Onları da yorum yapabilirsiniz. Tabii ben bölümleri arka arkaya bazen çekebiliyorum. Yani yorum yaptığınızda diğer bölümde de olmayabilir. Ondan sonraki bölümlerde de gelebilir. Haberiniz olsun. Mete zaten bizde. Dediğim gibi bu sezon onu sağ kanada adapte edeceğiz. Sağ kanatta oynatacağız. Abdülkerim Öğüt yine 5 stoperimizden bir tanesi. Zaman zaman kullanacağımız bir isim. Çaykur Rizespor onu çok istedi. 4-5 defa teklif yaptılar. 2,5 milyon, 3 milyon euro kadar. Ama onu vermedim. Ahmet Olgun yedek kaptanımız. Özellikleri bu ara düşüşte. Merih ve Toledo'nun arkasında kaldı. Ama onu da sık sık kullanacağımızı düşünüyorum. Mert Çakır. Aslında Mert Çakır'ı satmak istedim. İyi bir teklif gelseydi satacaktım ama herhangi bir teklifle gelmediler izleyen kulüpler olmasına rağmen. O yüzden Mert Çakır'la devam edeceğiz. Kaptanımız yani performansından dolayı satmak istemedim. İyi bir teklif gelir diye satmak istedim ama iyi bir teklif gelmedi. Murat Küçükçay ile onda da herhangi bir değişim yok. Orta sahada Gomez'in yedeği olacak bu sezon. Burak Üryaşar yine İkinci kalecimiz konumunda Lafont'un arkasında bekleyecek. Burak Tülü geçen sezon en çok asist yapan ismimizdi. Son dönemde onu sol kanada kaydırmıştık. Bu sezonda da daha çok sol kanatta kullanıp performans almaya çalışacağım. Orada biraz daha rekabete girecek. Çünkü Yusuf ve Mert'le birlikte rekabet içinde olacak. Buğra Türkeli öncelikle orta sahada çok daha fazla görev alabileceğini düşünüyorum bu sezon. Çünkü orada bir esnetme yaptık. Gomez'i geriye çektik. Gerçi Talisca'yı aldık ama kanat olarak düşünüyordum. Yine orada kullanacağım. Oynadığı maçlarda da fena bir performans göstermediği için tekniği özel yeteneği de 17 oldu. Zaman zaman Buğra'yı da kullanacağız. Murat Altın. Evet en çok tuhafıma giden transfer oldu Murat Altın. Gerçekten bize gelmek istememesi ve bize posta koyması ilginçti. Beşiktaş'tan Galatasaray'a kiraladığımız, daha sonra küme düşen Notel Çamaks'a imza atan, bedelsiz olarak giden, sonra da St. Gallen'i kiralanan oyuncu. Bilmiyorum ilerleyen dönemlerde ne olacak ama böyle farklı farklı birçok kariyer olacak tabii. Bu da işin zevkli kısmı. Murat Altın'a başarılar diliyoruz. Hayatında onu da ara ara inceleyeceğiz ama tekrar belki de başka bir yerde, belki de burada buluşabiliriz. O belli olmaz. Ziya Coşar. Yani Ziya gerçekten özel bir oyuncu. Yani uzaktan şutları olsun, değişik hareketleri olsun, her golü jeneriklik. Ziya'yı kullanacağım.
Hatta kullanıyordum da zaten, hazırlık maçlarında onunla oynadım orta sahada, göbekte, ama adam sakatlık geçirdi ve sezonun ilk kısmını kaçırdı. Bakalım nasıl dönecek, onu da merak ediyorum. Yani bir tek aramızdan ayrılan isim Murat Akbaş var. Kiralık giden ve Murat Altın gitti. Öyle söyleyebilirim. Abdullah Kalkan'ı da 3. kalecimiz alt takıma attım. 19 yaş altı ile biraz maçlara çıksın diye. Onu da herhangi bir iki kaleciye herhangi bir sıkıntı olduğunda yukarıya çekip oynatacağız. Ve Murat Akbaş çok fazla forma şansı bulamayacaktı bu sezon. Sağ kanat ve forvette oynayan oyuncu. Onu Gençler Birliği'ne kiraladık, biliyorsunuz. Gençler Birliği'nin tesisleri iyi zaten. Hatta o bak, bunu görmemiştim. 2 maç 11'de çıkmış. Süper Lig'de Gençler Birliği ile 2 gol atmış, 7 atmış ortalama yakalamış. Bu müthiş işte. Beklediğim performanslar bu. Kiraladığım oyuncular böyle oynarsa gerçekten mutluluk verici. Murat Akbaş'ı da dönünce değerlendirmeyi düşünüyorum. Bir dahaki bölümde ne yapacağız? Denizli deplasmanına gideceğiz ve Porto ile içeride oynayacağız. Gerçekten önemli bir bölüm olacak. Ligde iyi başladık ama Denizli Spor gerçekten zor bir rakip. Deplasmanda ne yapacağız merak ediyorum. Ve kariyerimizde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Çünkü daha önce Avrupa maçlarına çıkmıştık ama hiç Şampiyonlar Ligi maçına çıkmamıştık. O yüzden de heyecanlıyım. Profilimiz ne oldu? Onlara da şöyle bir bakalım. Yani oyunculara sadakat kısmı, birçok takıma gidip her takıma da bir şeyler yapmaya çalıştığımız için, oyuncu alıp sattığımız için bu hep düşük kalacak gibi duruyor. Özelliklere bayağı özellik eklenmiş. Topa hükmeden bir futbol tarzı benimser. Yüksek tempolu prese oyunu oynatır. Az takıma genç oyuncular transfer etmeyi sever. Bunlar hep Galatasaray'da eklendi, bu genç oyuncu özellikleri özellikle. Az takıma daha genç oyuncular transfer etmeyi sever. Genç oyuncular transfer etmeyi sever. Sonra daha genç oyuncular transfer etmeyi sever. Çok ilginç. Hatta sonra az takıma çok genç oyuncular transfer etmeyi sever. Ya futbol menajer, beni güldürdün yani. Geleceğe yatırım için genç oyuncular transfer eder. Geleceğe yatırım için çok daha genç oyuncular transfer eder. Yani olayım benim genç. Ama şuna bir bakın, özelliklerimde gençlerle çalışmamda 4 yani, buna göre. Bunun da bu saatten sonra yükselmesi lazım yani, bu mantıksız. Transfer edip adamları bir yere koymuyoruz yani, oynatıyoruz. Hatta geçen sezonda altyapıyla şampiyon olduk neredeyse. Ama bu sezon biraz daha evet, forma rekabeti sıkıntılı ve zor olacak. Özelliklerimize bakacak olursak en çok zihinsel ve savunma özelliğimiz ve disiplin seviyesi zaten gelişmişti. Yani gayet iyiyiz. Şu anda geçmişimize bakacak olursak da Raci rekoru kırmış. En çok bedel aldığımız oyuncu Merih Demiral, hala aldığımız en yüksek oyuncu. 68 oyuncuya 113 milyon euro vermişiz. 114 oyuncuyu 169 milyon euroya satmışız. Yani Galatasaray'da yüzdemizde %63'e çıkmış. 60 maçın 38'ini kazanmışız. Bence gayet iyi ilerliyoruz. Bakalım buradan sonra nereye geçeceğiz, ama öncelikle burada bu sezon bir işimizi halletmemiz lazım. Buradaki hedeflerimizi gerçekleştirmemiz lazım. Sözleşmemiz de bu sezon sonu son bulacak. İmzalar mıyım, imzalamaz mıyım? Şu an bir şey bilmiyorum demeyeceğim, ama şu an tek hedef hedefe kilitlendiğim nokta Galatasaray ve bu sezon 3 kupa hedefliyorum. Bir kupayı aldık. Geri kaldı lig ve Türkiye Kupası ve ardından Şampiyonlar Ligi'nde de unutulmayacak bir performans sergilemek istiyorum. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Diğer bölümü de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer içeriklerimi kaçırmamak adına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.